Sen hep bize güzel haberlerle geldin. Hep yüzümüze ak ettin. Estağfurullah. Ya öyle. Gemi işinde tezgaha düşüyorduk, sen haber verdin. Dekont işinde ikinci bir tezgaha düşüyorduk. Sen tuttun, tezgaha dağıttın. Sen elinden geleni layıkıyla yaptın. Şimdi sıra bizde. Dile bizden ne dilersin? Benim sizin sağlığınızdan başka isteyebileceğim hiçbir şey yok. Hakikaten. Senin bu hayatta istediğin bir şey yok mu? Yok. Doğru söylüyor Hüsrev'a. Kızımı bile istemedi. Ben zorla verdim. İstemeyecek kadar tok, reddetmeyecek kadar edepli. İplikçi'deki hesabına 10 milyon Amerikan lirası havale ettim. Ola ki beni reddedersin, kırılırım diye peşin peşin söyleyeyim, ananın sütü gibi helal. Büyüklerin hediye vermesi için bahaneye ihtiyaçları yoktur, bilirim. Ben yine de hediyenizin sebebi hikmetini merak ederim. Devlet malımızı yakacakmış. Ben yangından malı kaçırdım. Usta mekana girmiş, pardüsülü. Arabada ağanın hediyeleri var. Uygun arkadaşlar, uygun bir mekana taşısınlar. Hadi. İçlerinde kesin mekanizmalar var, çifter. Ağaları gözlüklü, hiç çıkarmadı. Sormadın mı kimdir diye? Gözlüklüymüş lakabı. İsmi yoktur, namı vardır diye hava attılar. Derinmiş güya. İşimiz var. Adamlar şimdiden namlarını salmışlar İstanbul'a. Millettir sırt. Bunlar akrebin ucunu gösterseler, çantayı hemen hazır ederler. O hediye nereden geldi yeğen? Hediye senin mallarındır. Sahibine iade etmeye getirdin. Devletimi soydunuz. Hediyeden kasıt, sehemden nam hesabına düşen paydır. Ben de sana bir hakkını teslim edeceğim. Bu senin marifetinle Karahanlı'nın eliyle kırılmış kalemdir. Kesar-ı Necmi'nin köllüsüdür. Kanı sana helaldir. Müsaadenizle başkasının kırdığı kalemi almak istemem. Çünkü ben yarın başkasının kutusunda kalem olmak istemem. Ama Testere Necmi ile bir husumetim olduğu doğrudur. Bugüne kadar bu husumetimi ertelememin sebebi kan hakkının sizde olmasıdır. Ama siz kan hakkınızdan vazgeçtiğinizi söylerseniz hak doğal olarak benimdir. Bu kalemi sana vermemizdeki maksat seni de kalem yapmak değil, olacaklar için seni dokunulmaz yapmaktır. Ziya Bey'in taktığı yüzükle bu kalem arasında bir fark yoktur. Can Polat, sen artık saltanat kayığına bindin. Binmesek de bindi derler değil mi?
Çocuklara haber ver. Testereye selamımızı söylesinler. Peşinden gideyim mi? Yanında gidemedikten sonra arkasından gitmenin ne anlamı var Memati? Usta seni de yaşatmazlar. O zaman öldürürüz Memati. Ben senin yerinde olsaydım bu fırsatı kaçırmazdım Testere. Bir daha sana bu şansı vermeyeceğim. Aa, bu adam öyle oturup ağlayacak, yas tutacak bir kişi değil. En son yas tuttuğu gece altı babayı öldürmüş. Bundan böyle İstanbul'un tek bir babası. Polat Alemdar!